Yönelim araştırması dersini anlatmaya devam ediyoruz. Geçen haftalarda çeşitli yöntemler anlatmıştık. Grafik yöntemden başlayarak primal simplex, M tekniği, iki faz tekniği, dual simplex yöntemlerini anlattık. Bu hafta sıra bir takım özel durumlar var. Onları ifade etmemiz gerekiyor. Bu özel durumlarla karşılaştığımız zaman bu ne anlama geliyor, bunu nasıl yorumlamamız gerekiyor diye bilmemiz için bu özel durumları anlatmamız gerekiyor. Simplex yöntemde özel durumlar 4 tanedir arkadaşlar. Bunlardan birincisi dejenerasyon, ikincisi alternatif optima, üçüncüsü sınırsız çözümler, dördüncüsü de olursuz çözümler. Şimdi bu 4 özel durumu anlatalım. Bu özel durumlar hangi durumlarda karşılaşılır, ne zaman karşılaşılır? Her bir durum için bunları söyleyeceğiz. Teorik açıdan bu ne anlama gelir, niçin böyle oluşmuştur? Bunları söyleyeceğiz. Gerçek hayat problemlerinde bunun pratik yorumu, yani böyle bu tür özel durumlarla niçin karşılaştığımızı, karşılaşmamak için neler yapmamız gerektiğini izah etmeye çalışacağız. İlk olarak dejenerasyondan başlıyoruz. Dejenerasyon arkadaşlar hangi durumda ortaya çıkar? Şu durumda ortaya çıkar. Terk eden değişkenin seçiminde 2 veya daha fazla minimum oran varsa, hatırlarsanız biz temele girecek değişkeni tespit ettikten sonra temelden çıkacak değişkeni seçerken sağ taraf değerlerini oranlıyorduk. Orada pozitif minimumu alıyorduk. Eğer pozitif minimum 2 tane veya daha fazla değer varsa bunlardan birini temele dahil ediyoruz mecburen. İkisinden birini veya üçünden birini keyfi olarak seçip temelden çıkan olarak seçiyoruz. Böyle yaptığımız zaman bir sonraki iterasyonda bir veya daha fazla temel değişken sıfır olarak karşımıza çıkıyor ve dejenerasyon oluşmuş oluyor. Bunu örnek üzerinden de biraz sonra görmüş olacağız. Ne zaman ortaya çıkar arkadaşlar bu? Niçin ortaya çıkar daha doğru olur? En az gereksiz bir kısıt olduğu zaman, en az bir tane modelde gereksiz kısıt varsa dejenere durum ortaya çıkar. Bunu hem simplex tablosu üzerinden hem de grafik yöntem üzerinden göreceğiz. Daha iyi anlaşılacak. Örnek üzerinden bakacak olursak bu duruma minimizasyon örneği 3x1 9x2 küçük eşit 8, küçük eşit 4 şeklinde verilmiş. Bunu standart hale getirdik. X3, X4 ekleyerek standart hale getirdik. Başlangıç tablosunu oluşturduk. Ekranda görüldüğü gibi. Gördüğünüz gibi eksi 9'dan dolayı X2'nin temele gireceğini tespit ettik. X2'nin altında 4 ve 2 sayıları var. Bunları sağ taraf değerleriyle oranlıyoruz. 8 bölü 4'ten dolayı 2. 4 bölü 2'den dolayı da 2. Şu ana kadar böyle bir durumla karşılaşmamıştık. Bu özel bir durum. Yani sağ taraf değerinin, sağ taraf oranlarının aynı olma, minimum olanların aynı olma durumuyla ilk kez karşılaşıyoruz. Bu durumda her ikisi temelden çıkar diyemeyiz. Bunlardan birini keyfi olarak seçmemiz gerekiyor. Keyfi olarak seçtiğimiz zaman da örneğin x3'ün temelden çıkacağına karar versek x4 de olabilirdi. Biz keyfi olarak x3'ü tercih ettik. X3'ü tercih ettik. Temelden çıksın dedik. İşlemimizi yaptık. Satır işlemleri biliyorsunuz artık aynı. Satır sütun işlemlerini yaptığımız zaman burada görüyoruz ki x4 dün değeri sıfır olarak karşımıza geldi. Biz halbuki sağ taraf değerinin pozitif olmasını bekliyorduk. Genellikle öyle çıkıyordu şimdiye kadar. Az önceki özel durumdan dolayı pozitif minimum değerinin birden fazla olmasından dolayı bu iterasyonda sağ taraf değeri sıfır olarak karşımıza geldi. Dolayısıyla dejenere durumla karşılaştık. Dejenere durumla karşılaştık. Bunu temeli terk eden değişken olarak seçmemiz mümkün. Zaten x1 temele girecek burada. X1 temele girecek. Şu ana kadar bildiklerimize göre sağ taraf değeri sıfır olanlarla pek işlem yapmamıştık. Burada üstelik
eksi bir değere bölmemiz gerekiyor. Eksi bir değere şu ana kadar bölünmez diye öğretmiştik. Burada dejenere durumla karşılaştığımız için her ne kadar x1'in altında negatif değer olsa bile 0'ı eksi 1 bölü 2'ye bölerek x4'ün temelden çıkacak değişken olarak seçilmesi gerekiyor. x4 temelden çıkacak, x1 temele girecek. İşlemi yaptığımız zaman z'in 18, x2'nin 2, x1'in 0 olarak tespiti gerçekleşti. Burada x1 yeniden 0 çıktı. Böyle çıkar çünkü dejenere durumla karşılaştık. Optimum çözüm elde ettik. Çünkü z satırında maksimizasyonda negatif bir değer kalmadı. Z'in 18, x1'in 0, x2'nin de 2 olduğunu buradan tablodan görüyoruz. Dejenere durumla ne zaman karşılaşıyoruz? Modelde en azından bir tane gereksiz kısıt varsa dejenere durumla karşılaşırız. Peki modele niçin bir gereksiz kısıt katmışızdır? Fazladan bir kaynak modele dahil edilmiştir. Aslında o kaynak modele dahil edilmeden de problem çözülecektir. Model kurulurken kurala uymayan bir belirleme yaptıysak da gereksiz bir kısıt ortaya çıkabilir. Dolayısıyla dejenere durumla karşılaşırız. Bu gereksiz kısıtlardan hangisi elenecektir diye kesin bir kuralımız yok. Güvendiğimiz bir kısıtı modelde tutabiliriz. Böyle bir tercihte bulunabiliriz. Veya kaynak değeri fazla olanı bize daha fazla maliyete sebep olacaksa kaynak değeri fazla olanı da modelden çıkarabiliriz. Nasılsa bir tanesi gereksizse kaynak değeri fazla olanı modelden çıkarmayı tercih edebiliriz. Teorik olarak da iki durumla karşılaşırız dejenerasyonda. Nasıl bir durumla karşılaşırız? Hesaplamalarda döngüye girebiliriz. Yani her seferinde temelde olan bir değişken sağ tarafta sıfır olarak karşımıza gelir. Bu durumdan çıkamayabiliriz. Bununla alakalı bazı yöntemler var ama işte bu döngüye girme durumuyla karşılaşabiliriz. İkinci olarak da dejenere durumdaki xi değişkenlerinin ve amaç fonksiyonunun değeri ile sonraki iterasyonun xi değerleri ve amaç fonksiyonun değerleri aynı çıkar. Teorik olarak bunu söyleyebiliyoruz. Aynı olduğunu şu tablodan da görmek mümkün. Bu dejenere haldeki çözüm değeri x4'ün 0 olduğu. Bu da dejenerasyondan sonra yaptığımız çözüm. Buradan görüyoruz ki z değeri 18. Aşağıda da yazdık bunları. Sağ tarafta z'in yine 18 olduğunu görüyoruz. x1'in 0. Temelde x1 olmadığına göre değeri 0'dır. x2 2. x3 temelde olmadığına göre değeri 0'dır. x4 temelde olduğu halde değeri 0. Dejenerasyondan sonraki iterasyona bakıyoruz. Değerler tamamen aynı. Z değeri de 18, x1 değeri de 0, x2, x3, x4 değerleri de aynı. Dejenerasyondaki durumla eşit. Dejenerasyonla karşılaşıyorsak bir problemde, dejenerasyondan sonraki iterasyonda da değerlerinin aynı olduğu görülecektir. Bunu grafik yöntem üzerinden izah etmek gerekirse problemin kısıt fonksiyonlarını eksen takımı üzerinde bu şekilde çizdik. Şu siyahla gösterilen x1 artı 4x2 küçük eşit 8, mavi ile gösterilen diğer kısıtımız. Optimal dejenere çözüm de şurada oluştu. Şurada oluştu. Bir noktanın oluşması için o noktadan iki doğrunun geçmesi yeterli bizim için. Halbuki bu noktada, şurada gösterdiğimiz noktada kaç tane doğru geçiyor o noktadan? 3 tane, 2 tane kısıt ve x2 doğrusu geçiyor. Doğal kısıtımız x2 büyük eşit 0 diye modeli ekliyorduk ya, eksen takımında da görülüyor zaten. Şu birinci denklem olsun, şu kısıt ikinci, şu mavi olan da 3. Bir noktadan 3 doğru geçiyor. Halbuki bunlardan bir tanesi fazladır. Üstteki veya alttaki kısıtı tercihen elesek de çözüm olarak aynı yeri bulacağız biz.
Yani birinci kısıt yok kabul etsek çözüm yine burada çıkacak. İkinci kısıtı yok kabul etsek çözüm yine aynı yerde çıkacak. Dolayısıyla modelde gereksiz bir kısıt vardır ve degenere çözüm oluşmuştur. Bu uygulanabilir bir çözüm müdür? Bu kabul edilebilir bir çözümdür. Ancak modelimizi revize etmemizde fayda var. Gereksiz kısıtı modelden çıkarmamız gerekir. Gereksiz kaynak kullanımı yapmamış oluruz. Aynı çözümü elde edeceğiz neticede. İkinci özel durum alternatif optima özel durumu. Alternatif optimaya sonsuz sayıda çözüm de diyebiliriz. Alternatif optimada sonsuz sayıda çözüm bulabiliyoruz. Bu ne zaman karşımıza çıkar? Amaç fonksiyonu optimal çözümü sağlayan bir kısıt ile paralel ise alternatif optima ile karşılaşıyoruz. Bu durumda optimum çözüm sadece bir köşe noktasında oluşmuyor. Şu ana kadar anlattığımız bilgilere göre biz grafik yöntemde optimum çözümü köşe noktasında arıyorduk. Paralellik olduğu için amaç fonksiyonuyla kısıt paralel olduğu için amaç fonksiyonu tek bir köşeden çıkmıyor. Doğrunun üzerinden paralellikten dolayı doğrunun tamamının üzerinden çıkıyor. Dolayısıyla burada köşeden bahsedemiyoruz. Doğru parçasının tamamından çıkıyor. Feasible alan üzerinde kalan kısmından çıkıyor. Dolayısıyla o doğru parçası üzerindeki her noktada alternatif çözüm vardır diyoruz. Grafik yöntemle bu daha iyi anlaşılacak. Biraz sonra onu da göreceğiz. Bunu da bir örnek üzerinden görecek olursak modelimiz şu olsun. Bunun grafiğini çizdiğimiz zaman görüyorsunuz. İşte x1 artı 2x2 küçük eşit 5 kısıtı mavi olarak gösterilmiş. x1 artı x2 küçük eşit 4 kısıtı siyah olarak gösterilmiş. Amaç fonksiyonunu da çizdiğimiz zaman şu alttaki kesikli çizgi birinci çizdiğimiz bunu yukarıya doğru kaydırırken görüyoruz ki B ve C noktalarından ve dolayısıyla bu doğru parçası üzerinden aynı anda amaç fonksiyonumuz dışarı çıkıyor. Dolayısıyla biz çözüm yeri olarak hem B noktasını hem C noktasını hem de B ile C arasındaki herhangi bir noktayı alabiliyoruz. Bir doğru üzerinde sonsuz tane nokta olduğundan dolayı burada sonsuz tane çözüm vardır diyoruz. Birinci alternatif çözüm 0'a 2,5 çözümü. İkinci alternatif çözüm de 3'e 1 çözümü. Bunların her biri uygulanabilir, geçerli çözümlerdir. Grafik yöntem üzerinden bunu anlamak daha kolay. Çünkü işte paralelliği görsel olarak fark edebiliyoruz. Bir de bunun simplex tablosu üzerinde nasıl olduğuna bakalım. Modelimizi standart hale getirdik. X3 ve X4 ekledik dolgu değişkenlerini. Başlangıç tablosuna koyduk. İşte en negatif eksi 4 olduğu için x2 temele girecek. Sağ taraflı değerlerini oranladık. 2,5 4'ten daha küçük olduğu için x3 temelden çıkacak. Birinci iterasyon sonunda karşımıza bu çıktı. Optimum çözümü elde ettik. Z'in 10, x1'in 0, x2'nin de 2,5 olduğunu görüyoruz. Normalde temelde olan değişkenlerin Z satırındaki değerleri 0 olması beklenir. X2 temelde görüyoruz ki karşıda 5 bölü 2 olarak çıktı. Bunun temeldeki değeri 0. Öyle olması beklenir. Aynı şekilde X4 temelde 3 bölü 2 olarak Z satırında bakıyoruz. 0. Bu kurala uymayan X1 var. X3 temelde olmadığı için Z satırında pozitif değer almış. Böyle olması bekleniyor zaten. X1 temelde olmadığı halde X1 temelde olmadığı halde Z satırında 0 değeri almış. Bunun böyle olmaması gerekiyordu. Ancak paralellikten dolayı alternatif optimanın var olduğunu simplex tablosu üzerinde bize işaret etmiş oluyor. Böyle bir durumla karşılaştığımız zaman
alternatif optimanın var olduğunu anlamamız gerekiyor. Kuralı tekrar izah edecek olursak, temelde olmayan bir değişkenin z satırındaki değeri 0 ise, burada x1'de olduğu gibi, x1 temelde yok, z satırında değeri 0 ise alternatif optima vardır diyoruz. İkinci alternatif optimanın yerini tespit için x1'i temele sokuyoruz. Optimallik sağlandığı halde x1'i temele sokuyoruz. Efendim, oranlardan dolayı 3 daha küçük, x4'ü de temelden çıkarıyoruz. Yaptığımız işlemlere göre şöyle bir sonuçla karşılaşıyoruz. İşte z değeri 10, x1, x2 1, x1 de 3 şeklinde efendim ikinci optimum tablomuzu elde ettik. Burada x2'nin ve x1'in z satırında değerleri 0 olması gerekiyor. x4'ün temelde olmadığı için şurası pozitif olması beklenirdi. Bu tablo da bize alternatif optima olduğunu söylüyor az önceki gibi. x4'ü temele soksak efendim x1 temelden çıkacaktır. Dolayısıyla bir önceki tabloyu elde edeceğiz. Yani şu tabloyu elde ederiz. Tekrar işlem yapmaya lüzum yok. Birinden diğerine geçiş yapmış oluruz. Dolayısıyla iki alternatif noktanın yerini tespit ettik. Grafik yöntemde de hatırlarsanız şurası C noktasına tekabül ediyor. X1'in 3, X2'nin 1 olduğu nokta. Alternatif optima tablolarını inceleyecek olursak z değerinin değişmediğini görüyoruz. Yani o doğru parçası üzerindeki her seçtiğimiz nokta aynı z değerini bize verir. Değişen nedir? X1 ve X2'nin kombinasyonları değişir. Yani X1 birinde artarken diğerinde azalır. Aynı şekilde X2 azalırken diğerinde artar gibi. X1 ve X2 değerleri değişerek z değeri aynı kalır. Mutlaka aynı kalır. Alternatif optimayla ilk anlattığımız dejenere çözüm burada biraz benzeşiyor. Z değeri değişmiyor. Diğerinde de dejenere çözümde de değişmiyordu. Dejenere çözümde x1, x2 değerleri de yani bulunan değerler de aynı çıkıyordu. Bir sonraki tabloda da aynı çıkıyordu. Alternatif optimada efendim sadece z değeri aynı kalır. x1, x2 ve diğer x3, x4 değerleri değişecektir. Alternatif optima da arkadaşlar kabul edilebilir bir durumdur. Yani bu da uygulanabilir bir durumdur. Ancak modelimize gözden geçirmekte fayda var. Yani gerçekten amaç fonksiyonuyla kısıtlardan biri paralel olması gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Eğer gerekmiyorsa onu düzeltmemiz gerekiyor. Zorunlu olarak paralel de çıkabilir. Bu da mümkündür. Amaç değerinde herhangi bir kötüye gitme olmaksızın çözümler arasında seçim yapılmasına imkan verir alternatif optima bilgisi. Yani grafik yöntemindeki ilk durumu hatırlayın. Birinde x2 pozitif değer almışken x1 sıfır değeri almıştı. Bu diyelim ki üretimle alakalı bir soru olsun. x2 ve x1'i piyasaya sürmek veya sürmemekle alakalı bir soru olsa birinci seçenekte x2'den üretip x1'i üretmemeyi tercih ediyoruz. İkincisinde de her ikisinden bir miktar üretmeyi tercih ediyoruz C noktasında. Politika olarak biz bir ürünü üretmemeyi değil de her ikisiyle birlikte piyasaya girmeyi tercih edebiliriz. Bu da bize seçim hakkı veriyor. Alternatif optima. Burada tercihen B noktasını veya sadece C noktasını değil de B ile C noktası arasındaki herhangi bir noktayı da alternatif çözüm olarak kullanabiliyoruz. Sadece B'yi veya sadece C'yi değil, bu ikisi arasındaki sonsuz sayıda noktadan bir tanesini seçebiliriz. Seçeceğimiz noktayı şu hesapla yapabiliriz. Alfa 0 ile 1 arasında bir sabit olsun. Alfa'yı biz isteğimize göre değiştirerek B ile C arasında kalan bir noktayı
seçme imkanına kavuşacağız. B noktasını hatırlayın. B noktasında x1 0, x2 5 bölü 2 idi. C noktasında ise x1 3, x2 1'di. Bizim tercih edeceğimiz x1'in hesabı alfa çarpı x1b artı 1 eksi alfa çarpı x1c şeklinde. Buradaki x1'i biliyoruz. Yukarıdan B noktasındaki x1 ve C noktasındaki x1 değerleri 0'a 3'tü. Bunları yerine yazdığımız zaman 3 eksi 3 çarpı alfa diye x1 değerini, benzer şekilde de x2 için yaptığımız zaman da 1 artı 3 alfa bölü 2 efendim formülünü çıkarmış oluyoruz. Dolayısıyla x1'in hesabı, x2'nin hesabı alfaya bağlı olarak olacak şekilde hesaplamak mümkün. Alfa 0 olduğunda x1 ve x2'nin 3'e 1 noktası olduğu görülecektir. Burada 0 koyduğumuz zaman x1 3, burada da 0 koyduğumuz zaman x2 1 çıkacak. Hesabımız bu şekilde. Veya alfa 1 olursa, alfa 1 olursa da B noktasını elde edebiliriz. 0'a 5 bölü 2. Bu da doğru parçasının diğer ucuydu. Veya biz arada bir noktayı, mesela alfa 0,5 olduğunda ne olur diye hesaba katacak olursak, burada 0,5'i yerine koyarız. 3'ten efendim 3 bölü 2 çıktı, 3 bölü 2 kaldı. Aşağıda da alfa yerine 0,5 koyduğumuzda da 7 bölü 4'ü elde ederek 3 bölü 2'ye 7 bölü 4 olarak da x1 ve x2 değerlerini kullanabiliriz. Bu da z eşittir 10 aynı değerini verecektir. Üçüncü özel durumumuza geldik. Bu da sınırsız çözümler. Sınırsız çözümler. Sınırsız çözümlerle ne zaman karşılaşıyoruz? Değişkenlerin değerleri herhangi bir kısıtı ihmal etmeden sınırsız olarak arttırılabiliyorsa biz sınırsız çözümle karşılaşıyoruz. Bu durumda çözüm uzayı en az bir yönde sınırsızdır. Yani x1 yönünde de sınırsız olabilir, x2 yönünde de sınırsız olabilir. Grafik yönteminde bu daha iyi anlaşılacak. Biraz sonra onun grafiğini de çizeceğiz. Bu durumda amaç fonksiyonun değeri sınırsız olarak maksimizasyonda artabilir veya minimizasyonda da artırılabilir. Çünkü biz feasible alanı sınırlandırmamışızdır. Bir yönde, x1 yönünde veya x2 yönünde sonsuza doğru artırılması mümkün olacaktır. Sınırsız çözüm niçin ortaya çıkar diye soracak olursak, model yetersiz bir şekilde kurulmamıştır. Sınırsız çözümle karşılaştıysak, dolayısıyla sınırlı bir feasible alanımız yoktur. Alanımızı sınırlandırmak için modele bir kısıtı dahil etmemişizdir. Yani lüzumlu olan bir kısıt modele dahil edilmemiştir. Bu sebepten dolayı sınırsız çözümle karşılaşırız. Veya kısıtlardaki parametrelerin bir kısmını, yani sabitlerin bir kısmını doğru belirlememiş de olabiliriz. Dolayısıyla sınırsız çözüm bundan dolayı da ortaya çıkabilir. Yine bir örnek üzerinden bunu anlatacak olursak, maksimum z 2x1 artı x2 idi olsun. Kısıtlarımız da şu şekilde verilsin. Bunu standart hale getirdik. x3 ve x4 ekleyerek. Buradan başlangıç tablosuna geçiş yapabiliriz. Gördüğünüz gibi başlangıç tablosunu oluşturduk. Şimdi bu maksimizasyon problemiydi. Maksimizasyonda temele girecek değişkeni tespit ederken z satırında en negatifi seçiyorduk. Yani negatifler arasından bir tercihte bulunuyorduk. Burada iki tane negatif değer var. x1 de temele girmeye aday, x2 de temele girmeye aday. Normalde x1 temele girecektir çünkü eksi 2 daha negatif. Ancak temele girmeye adaylar arasından olan x2'nin altına bakıyoruz ki eksi 1 ve 0 var. Eksi 1 ve 0 var. Diyelim ki x2'yi temele dahil etmiş olsaydık biz sağ taraf değerlerini bunları oranlayamayacaktık. Çünkü temele girecek değişkenin altında kalan değerlerin mutlaka pozitif olması gerekiyordu oranlayabilmemiz için. Eksi ve sıfır olanlar, dolayısıyla
oranladığımızda eksi ve sonsuz çıkanları hesaba katmıyorduk. Buradan biz anlıyoruz ki bu model x2 yönünde sınırlandırılmamış. Feasible alanımız x2 yönünde sonsuza doğru gidiyor diye primal simplex tablosundan bu şekilde anlaşılabiliyor. Genel kural olarak arkadaşlar şöyle söyleyebiliyoruz. Eğer temelde olmayan herhangi bir değişkenin kısıt katsayıları herhangi bir iterasyonda pozitif değilse çözüm uzayı o değişken yönünde sınırlandırılmamıştır. İlave olarak eğer bu değişkenin amaç fonksiyonundaki katsayısı maksimizasyonda negatif, minimizasyonda da pozitif ise amaç fonksiyonu da sınırlandırılmamıştık. Bir önceki tablomuza bakacak olursak, temelde olmayan herhangi bir değişkenin, örneğin x2'nin temelde değil şu anda, x2'nin altında kalan değerler pozitif değilse, hepsi pozitif değilse, x2 yönünde sınırlandırılmamıştır. Birinci olarak bunu söyleyebiliyoruz. Feasible alanımız x2 yönünde sınırlandırılmamıştır. İlave olarak amaç fonksiyonu da x2 yönünde sonsuza doğru gidiyor mu diye merak ediyoruz. Bu durumda z satırına bakıyoruz. Maksimizasyonda x2'nin değeri z satırındaki değeri negatifse, doğru negatif, o halde amaç fonksiyonu da x2 yönünde sınırlandırılmamıştır. Burası pozitif olsaydı, eksi 1 değil de pozitif bir değer olmuş olsaydı, feasible alan x2 yönünde sınırlandırılmamıştır ama amaç fonksiyonu sonsuza gitmiyordur. Aşağıda başka bir noktada optimum değer çıkacaktır diyebilirdik. Buradan anlıyoruz ki amaç fonksiyonu da sonsuza doğru gidiyor. Grafik üzerinden bu daha iyi anlaşılacak. Gördüğünüz gibi şu ikinci kısıt, şu da birinci kısıt. X1 eksi x2 küçük eşit 10 kısıtı eksen takımı üzerinde çizdik. Bunun x2 yönüne doğru, yukarıya doğru sınırlandırılmadığı görülüyor. Bunu sonsuza doğru, yukarıya doğru arttırabiliyoruz. Amaç fonksiyonumuz da maksimizasyon olduğu için şu z değerini, fonksiyonunu yukarıya doğru arttırmamız gerekiyor maksimizasyon olduğu için. Gördüğünüz gibi hem x2 yönünde feasible alan sınırlandırılmamış hem de amaç fonksiyonu sonsuza doğru gidiyor, sınırlandırılmamış. Eğer bu minimizasyon olsaydı örneğin 0'a 0 noktasında veya işte şu köşe noktalarından birinde minimum optimum değeri bulabilirdik. Maksimizasyon olduğu için bu sonsuza doğru gidiyor. Dolayısıyla hem feasible alan sınırlandırılmamış hem de amaç fonksiyonu sınırlandırılmamış. Amaç fonksiyonunun değeri sınırlandırılmamış diyoruz. Evet, son olarak da olursuz çözümlere geldik. Olursuz çözümler anlaşılabiliyor. Tüm kısıtlar tarafından uygun bir feasible olurlu bölge oluşmuyorsa olursuz çözüm vardır diyoruz. Bu nasıl anlaşılır? Primal simplex tablosunda veya simplex diğer yöntemlerdeki simplex tablosunda optimizasyon sağlandığı zaman temelde R yapay değişkeni pozitif değer olarak kaldıysa olursuz çözüm var diyoruz. Veya benzer şekilde optimizasyon sağlandı ancak olurluluk sağlanmadıysa, yani sağ taraf değerlerinden en az bir tanesi negatifse, sağ taraf değerlerinden en az bir tanesi negatifse olurluluk sağlanmamıştır. Dolayısıyla olurlu çözüm yoktur diyoruz. Eğer modeldeki tüm kısıtlar küçük eşit tipinde ise mutlaka feasible bir alan oluşacaktır. Kesindir bu. Dolayısıyla tüm kısıtlar küçük eşit tipinde ise olursuz çözümle karşılaşma ihtimalimiz yoktur. Mutlaka bir çözümün elde edilecektir.
Büyük eşit veya eşit durumu varsa modelde olumsuz çözümle karşılaşma ihtimali vardır. Olumsuz çözümün oluşma sebebi nedir dersek, büyük olasılıkla modeli doğru formülize etmemişizdir. Modelimizi doğru formülize etmemiştir. Modeli gözden geçirip bir daha modellememiz gerekecektir. Örnek üzerinden gidecek olursak, verilen bu modeli standart hale getiririz. Bir önceki tabloya bir daha bakalım. Kısıtlarımızda büyük eşit var. Bu ya iki faz tekniğiyle veya M tekniğiyle çözülebilecektir. Tercihen doğal simplekste uygulanabilir tabii ki. Eksiyle çarparsak küçük eşit haline getiririz. Sağ taraf değeri negatif olur. Doğal simplekste geçerlidir. Biz M tekniğini tercih edecek olursak ikinci kısıta R yapay değişkeni ekledik. Niçin? Çünkü eksi x4 artık değişken çıkardık. Dolgu değişkeni gibi davranabilsin diye yapay değişkeni ekledik. Pozitif bir katsayıyla. Buradan R'yi çekmemiz gerekiyor. M tekniğini hatırlayın. R'yi buradan çekiyoruz. Çektikten sonra amaç fonksiyonuna da eksi MR ekledik. Maksimizasyon olduğu için M'nin işareti eksi oldu. Minimizasyonda artı olacaktı. M tekniğini tekrar hatırlamış oluyoruz böylece. Eksi MR olduğu için şuradaki R'yi diğer X değişkenleri cinsinden yazmamız gerekiyor. Buradan R'yi yerine yazacak olursak yazdık. M'yi dağıtıp toplamamız gerekiyor. İşte 12M, 3M-1 falan gibi. Bunları topladığımız zaman x1, x2, x4 çarpanlarıyla topladığımız zaman z fonksiyonunu bu şekilde yazabiliyoruz. Bunların sabiti sağ tarafta, diğerlerini sol tarafta bırakacak şekilde düzenlersek başlangıç tablosuna bu şekilde yerleştirilecek. Yerleştirdik. Bu model bir maksimizasyon örneği olduğu için M de büyük bir sayı olduğu için eksi 4M'den dolayı en negatif olarak x2'yi tespit ediyoruz. Sağ taraf değerlerine de oranladığımız zaman 2 bölü 1 2, 12 bölü 4 3. Bir daha küçük olduğu için x3 temelden çıkacak diye tespit ettik. Statar işlemlerimizi yaptık. Bir sonraki iterasyonda karşımıza bu çıktı. Z satırına bakıyoruz. Negatif bir değer yok. Dolayısıyla optimallik sağlanmıştır. Olurluluk da sağlandıysa bu nihai optimum çözümdür diyebileceğiz. Sağ taraf değerlerine bakıyoruz. Hepsi pozitif, olurlu gibi görünüyor. Ancak hatırlayalım, biz yapay değişken kullanmıştık modelimize. Yapay değişken ilave etmiştik. Gördüğünüz gibi R yapay değişkeni temelde pozitif bir değerli olarak kalmış. Dolayısıyla sağ taraf değerleri efendim pozitif olsa bile temelde R yapay değişkeni kaldığı için biz olurlu bir çözüm yoktur diyoruz. Çözüm olursuzdur. Temelde R yapay değişkeni kaldığı için olurlu çözüm yoktur diyoruz. Bunu grafik üzerinden de anlatacak olursak, gördüğünüz gibi kısıtlarımızı çizdik, yönlerini tespit ettik. Kısıtlarımızdan bir tanesi yukarıya doğru, diğeri aşağıya doğru gösteriyor. Simplex ile M tekniği ile çözdüğümüz zaman efendim şurada optimallik sağlanmıştı. Sahte optimallik diyoruz biz buna. Çünkü burada optimallik sağlanmış olsa bile olurluluk sağlanmadığı için olurlu bir çözüm yoktur demiştik. Grafik yöntemde de gördüğünüz gibi bu iki kısıtın ortaklaşa sağladığı bir bölge, feasible olurlu bölge oluşmadığı için optimalliği arayacağımız bir bölge de yok. Dolayısıyla olursuz çözüm vardır diyoruz. Çözüm yoktur diyoruz. Simplex çözümlerinde özel durumları bu şekilde izah etmiş olduk.